biliyorsunuz insan vücudu 3 gün aradan sonra kas kaybı başlıyor, güç kaybı başlıyor ve 12 günlük bir arayı pasif olarak verirseniz normal vatandaşa dönüyorsunuz. Yani o insanın bir daha forma girmesi süresi tam 2 ay. Ve takımda bu durumda olan bir sürü arkadaşım da oldu. Çünkü geç gelmeler, işte o dağınıklık ve dolayısıyla büyük bir problem yaşıyoruz ve şu anda 10 tane arkadaşımızın adale sorunu var. Çok efendi, düzgün ve hadi aslan gibi yabancılarımız var. Yani çok ender rastlanacak bir şey bu. Her takımda bir iki tanesi problemdir. Bunlar beyefendi haşa ve elinden geleni yapan gencecik çocuklar. Donsa çok deneyimli aralarında ama diğerleri Almeyri biraz daha ondan aşağıda da deneyim anlamında. Diğerleri de gencecik çocuklar. Zaten sanırım bizim altyapımızda olup A takıma çıkmış ve gelecek vadeden önemli oyuncular ağzımızdan bir gün olsun eksik lafını duyamasın. Yani bu takımın arkada kalan her oyuncu varsa bu takım eksik takım değildir. Yani böyle konuşmamız şundandır. O zaman eksik yani olan ne? Ben futbolcunun yerinde olsam böyle bir söylem yapan antrenöre saygı duymam. Yani ne eksiği biz varız ya burada derim. Dolayısıyla bizim takımda hiçbir zaman eksik olmaz. Yani 11 tane adam çıkıyorsa bu takım tamamdır. O 15'ten yukarıya ne kadar oyuncu varsa getirin burada eli yüzü düzgün olanlarına ben kendi gözlemlerine bakmak istiyorum. Ben gittiğim her takımda bunu yaptım. Yani antrenör olarak yalnız üste ilgilenmek değil. Hele iki dönem transfer yasağı yani şu takımın altyapısının yukarıya oyuncu vermesi mecburiyeti var. Çünkü bu takım önümüzdeki sene bu ekonomisiyle zor gider. Bizim Malatya'nın futbolu olan sevgisini çok iyi bilen birisi olarak ben kendi dönemimi hatırlıyorum. O stat o zaman 10 küsür bin kişi alıyordu galiba. Fulldü. Kavga ediyordu millet girmek için. Üst üste seyrediyorduk. Keyif vardı. İmkanlar bugünkü kadar iyi olmasa da fiziki şartlar. Ama şimdi süper bir stadımız var. Tesislerimiz görüyorsunuz gayet güzel. Dolayısıyla biz daha çok sayıda insanı buraya getirebilmek adına üstümüze düşeli takım olarak oyuncularımı her gün anlatıyorum. Valimizin dediği gibi bilmem Malatya halkı olarak buna siz nasıl tepki verirsiniz? Gönül istiyor ki aşağıdaki bizim o 66 senesinde kurulmuş, 66'ydı galiba değil mi bildiğim kadarıyla? Malatya Spor'un oradaki çok büyük bir meblağı değil o günkü şartlarla. O rakamı ödenip genel kurulda tekrar birleşme kararı alıp böyle bir hamle acaba Malatya'ya yeni bir heyecan getirir mi? O geçmişe yeniden insanları döndürüp acaba bu güzel stadyuma 28 bin kişi yine o eski stadyumda biz kalabalığı burada yaşatabilir mi her şeye rağmen? Acaba bu gündeme gelip bir şey bulur mu? Yer bulur mu gündemde? Bunu da bir hatırlatmış olayım size. 400 küsür milyona yakın bir mirası devralan bir yönetim var burada. Ben buradan taraftarlarından rica ediyorum. Allah aşkına yönetici çıkar olamıyor. İki maçtan beri istifa diye bağırıyorsunuz. İstifa etsin. Bu sıkıntı içerisinde başka bir yönetici buraya alırsa ben ona akıllı demem affedersiniz yani. Yani bu arkadaşlarımız bu akılsızlığı yapmış diyelim. Yani gelmişler buraya kendi çaplarında bu işin destek olmak adına bir çaba veriyorlar işlerini müşterine. Yani onlar da moralle yaşıyor. İyi davranmak hiçbirimize zarar vermez. Daha bir birlikte oluruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Ya? İşte kitlelerden hareket edersek taraftar, yönetici, medya, oyuncu, teknik adam. Bunlardan bakın bir tanesi kopsun bu odaydan. Bir tanesi. Bakın hepsi değil. Bu iş yürümez bıçak.